Merhaba, bugün her şeyi önceden hazırladım. Size kılıf yaptıracağım. Şimdi popüler kılıflarımız var malum. Telefon kılıfı olabilir. iPad kılıfı olabilir. İşi büyütürseniz bir bilgisayar kılıfına da geçirebilirsiniz. Bu kılıf meselesinde içini böyle birazcık el yaflayıp hani meseleyi dayanıklı hale getirmeyi çalışacağım size. Onu göstereceğim. Siz artık uygun, nereye uygunsa kılıflayın. Kendi hard diskime bir kılıf yapacağım. Biraz ebatı rahat kontrol edilebilir olsun diye bunu seçtim. Yani bu gerçekte kullanmak istediğim şeyi ölçüsünün çerçevesinden ilerleyerek kesimlerimi yaptım. Siz de neyi kılıf yapmak istiyorsunuz, ne ölçüde yapmak istiyorsunuz ona göre yola çıkabilirsiniz. Şöyle bir ölçülemesini pratik göstereyim size. Bir parça kumaşı, yani bir bütün parça kumaştan yola çıkarak keseyi hazırlayacağım. Kese veya işte kılıf neyse. Çerçevesinden böyle ikişer santim daha fazla bir parça kumaş kesmiş oldum. Böyle bir derinlik derdi de olacak. Yani aslında yukarısı daha fazla bir pay olacak. Ben özellikle 0-0 ağız tercih etmiyorum diye yukarıya göre baktım. Demem o ki siz toparlarken tam çerçevesini ve kaça kaç bir şey hazırlayacağınızı biraz böyle ihtiyacınıza göre de belirleyebilirsiniz. Alın kullanmak istediğiniz şeyi şöyle kumaşın üzerine ortalayın. Ona göre bir çerçeve yapın. Unutmayın ki bunun yükseklikleri de var. Altta da payı var. Böyle bir kılıf olacak. Her zaman ilk denemelerde biraz boldan gidebilirsiniz. Daha sonra yavaş yavaş yani keserken tedirgin olmayın. Biraz genişten alın. Sonra yavaş yavaş küçültürsünüz. Bu dediğim gibi tek bir parça katlayarak bir seferde ölçüsünü aldım. Uzunlamasına çalışacağım. Aynısından bir öbür yüzünü de çıkardım. Hem içeride yani aslında astarlıyorum kendisini. Fakat astarlarken bir de araya elyaf katıyorum. Kenarından dikerken çok böyle payda fazla kalınlık ve yer işgal etmesin diye dikiş payıma çok yakın bir yerden kestim yani daraltarak kestim. Dikerken olabildiğince sınırından azıcık hani kaymasın diye tutturmak isteyeceğim. İğnemi böyle izleyeceğim makinenin ayağında. Ama çok da böyle paya taşsın istemiyorum orası ki içeriye çevirdiğinizde payda bir de elyaf tontoşluğu olmasın. Yoksa böyle içine sokup çıkartırken biraz fazla alan kaplamış oluyor arkadaş. Bir de unutmazsak bu ara dilleri ve aradan çıkarılan her şeyi unutuyorum ama bu sefer unutmayacağım. Bir de buna kabak yapacağım. Kapağı da hangi aşamada eklediğimi size gösteririm. Önce kapağı hazırlıyorum. İki yüzü birbirine düşmeden önce araya sıkıştıracağım. Kapağı hazırlarken özellikle bunun kesimini burada bıraktım. Çünkü bu bir kare dil halinde olabilir. Ama bunu çok rahat yuvarlayabilirsiniz. Sivri üçgen yapabilirsiniz. Asimetrik bir şey yapabilirsiniz. Çok heyecanlıysanız ve büyük bir parça bir şey yapıyorsanız dilimli dilimli farklı böyle bir şeyin silüeti şekli halinde yapabilirsiniz. Kestiğiniz parça yani hazırladığınız dil için hazırladığınız parça iki kat bir şekilde gözünüzün önünde olsun. Onu ben yuvarlak yapacağım. Yuvarlak yaparken böyle şöyle elimle iki kat yuvarlak hale getirdim bile. Gayet pratik. Şimdi bu dili dikilmiş bir şekilde hazır hazırlayacağım. Tek kat bir kumaştan yapmadım, iki kat bir kumaştan yaptım. Hatta arasına daha sonra kabın etrafına bir şekilde kullanmak için bir ip de sıkıştıracağım. Onu da böyle tam araya sokayım. Çerçeveden dikiyorum. Diktikten sonra özellikle böyle yuvarlak kenarlı şeyleri rahat çevirebilmek için ve bir küçük çıtlatma operasyonu yaparız. Bütün çerçevesi pay boyunca, yani bütün çevrenin payı boyunca. Ve o yuvarlak yerlerde kumaşlar kısılmasın diye bu kadar dev bir makasla çıtlatmaya sakın kalkmayın. Elimin altında o vardı diye daldım.
çünkü ucunu kontrol etmek biraz zordur büyük makasların. Küçük bir tane elinizin altında mutlaka o nakış makaslarından olsun. Bu böylece çok daha rahat dönecek. Hızlı şey yaptık, böyle şey oldu. Neyse, çok güzel bir şekilde dili hazır. Bunu gayet ana gövdeye dikmek için hazırız. Bunları bu aşamalarda ütü yapmayı ihmal etmeyin. Ütü işi düzenleyecek, iyicene sabitleyecek. Bu payların dönmesini falan çok daha nizamlı hale getirecek. İşinizi kolaylaştırır. Şimdi ben astarlı bu çantamı şu hale getirmek için yine her astarlı işte yaptığım gibi önce bir yüzünü, sonra öbür yüzünü dikiyorum. Burada Elif'in çantanın kumaşın üzerinde kalması için biraz iğneyle iş garantiye alın. Aynı şekilde astar için de hazırlayayım. Şimdi hem ana yüzünü hem de astar parçasını diktim. Astar parçasına şöyle bir küçük aralık bıraktım yine çevirmek için. Hatta şu elyafı nasıl diktiğimi göstereyim size. Şurayı bayağı tutturdum birazcık incecik dikişte ama burası boşta kaldı. Ona çok takılmıyorum. Birkaç yerinden en azından tutturabildiysem yeterli. Ne kadar özenli ve nizamlı dikerseniz aslında onu olduğu gibi böyle tam 1 milimden yakalayabilirsiniz. Yakalayamadığınız zaman çok dert etmeyin. Mesela ben gördüğüm yüzünde biraz daha tutarlı dikmişim. Arkada kaybetmişim. İki tarafında. Şimdi bu iki ana parçayı birbirine dikiyoruz. Dikerken her şey birbirine geçiriyoruz. Yüzü ve tersi olarak içerideler. Ağzı boyunca dikeceğim ve hazır olacak. Ama ne yapıyorum? Tabii ki de dili unutmuyorum. Bu sırada bu iki yüzün arasına içeride kalacak şekilde dili kapağa sokuşturdum. Şimdi bu çerçeve boyunca makine dikişini yapacağım. Makinede dikerken en zorlandığımız şeylerden bir tanesidir böyle dar ağızlar. Olabildiğince iyi iğneleyip makinenin ayağına yerleştirdiğiniz yere odaklanın ve yavaş hareket edin. Biraz zaman verin. Aslında orada böyle o küçük bir yere odaklanmış ve dar bir yerde hareket ediyor olduğu için yeni makine kullananlar çok daha stresli oluyorlar. Yavaş yavaş ilerletirseniz makinenin ayağının altında aslında hareket edecek. Şimdi aynı çantada olduğu gibi gördük, boş yerden çekiştiriyoruz.
şöyle bir açın. Asarlık açık, geri kapatalım. Tabanda. Çok pompik oldu. Vay be! Girdi. Cuk oturdu. Kapakçık da bu. Sonra bunu böyle döndürdük. Döndürdük. Şuradan bağladık. Hani henüz ilik açmayı bilmiyorsak makinede karaları bağlamıyoruz. Düğmeleri de bağlayabiliriz bu iplere. Çok tatlı oldu. Bu da var. Hard disk dediğin kablosuz olmaz. Onu da bence sokarız içine. Zorlamayalım. Bu sadece kalıp kadar olmuş olabilir. Efendim. Sizin kılıfları merakla bekliyorum. Paylaşmadan etmeyiniz. Kanalın yeni videoları aynen tam gaz devam. Dersleri cumaya aldık. Haftada bir ama her hafta bir sürprizimiz var. Bizi izlemede kalın. Abone olmayanları uyarın. Abone olsunlar. Görüşürüz.